Şimdi hep birlikte yemin etmenizi istiyorum. Uruz'un ölüsü başında. Gözlerimin içine bakarak yemin etmenizi emrediyorum. Yemin ederiz Polat! Yemin ederiz! Kardeşimin intikamı en kutsal anımızdır. Uruz'un intikamı ağrımızdır. Çiçeklerim var. Sevda kokulu çiçekler bunlar. Ne güzel şeyler. Çiçek ister misin kızım? Bilmem. Ben senin topladığın çiçekleri alışıyorum. Al o çiçekleri. Al. Merak etme. Mutlaka alacağım. Nasıl? Beğendin mi? Evet. Evet çok güzel. Güllerin her birine bir isim vereceğiz. Bordo gülün adı Kaşal olacak. Kaşal! Kaşal! Kaşal kendine gel! Kemal! Kemal! Ne var Zal? Kaşal bayıldı! Aman Allah'ım! Zehir kana karışmış. Bende bunun ilacı yok. Sen gözlerini aç ki dünyanın bütün gülleri açsın. Ben dünyanın bütün güllerine düşman kesilmeyeyim Kaşal. İnat etme. Aç şu gözlerini. Mervan ağam. Biliyorum Zal. Ben onun yanındayım. Alasmaladık. Dikkatli ol. Döneceğim Kaşal. Zalandan ayrıldı, ormana doğru gitti. Atları hazırlayın. Tırmağını soluna alıp ormana daldın mı? Çatal Kaya'nın eteklerine doğru ilerle. Çatal Kaya'nın eteklerine. Durun. İlaççının dediği yere yaklaştık. Burada iniyoruz. Hasan, sen atlarla ilgilen. Herkes ne yapacağını biliyor. Özal denen serseri buradan sağ çıkmayacak. Dağılın. Kerem. Kerem. Buyur ağam. Bir derdin mi var? Yo, niye olsun ki? Kımılda biraz. Kazık gibi dikilme. Zalaya mı olacaksın? Çatal Kaya'nın eteklerine doğru ilerle. Kuzey yamacında yükselen asırlı fıstık çamlarının gölgesinde pıtrak gibi açmış siyah zakkumları görür. Burada ne işin var? Zal seni pusudan kurtarmıştı. Seni pusudan çekip alan adama pusu kurmak mertlik midir? Sen de kimsin? Bırak soru sormayı. Ortalık durumuna kadar nefes bile almak yok. Allah razı olsun. Seni tanıyorum. Yaranın durumu ne? Şşşt! Üstü durun! Kesin sesinizi, kesin!
Güle güle sana. Cafer! Cafer! As silahını. Cafer! Cafer cevap ver! Temizledin mi herifi? Kim bu seslenen? Polat. Polat ağa. Ona cevap ver. Cafer! Tamamdır ağam. Adamın işini hallettim. Zal geberdi ağam. Zalı geberttim. Bu kadar yeter. Defol. Namussuz alçak. Oynuyor bizimle. Geberteceğim seni Zal. Bu ormandan sağ çıkamayacaksın. Beni duydun mu Zal? Sen bir korkaksın Polat. Korkak ve kalleş. Adamların da öyle. Korkaklar çabuk ölür Polat. Pusu kurmak ne demekmiş göstereceğim size. Hepiniz öleceksiniz. Susturun şunu. Susturun dedim size. O kadar bağırma Polat. Bağırıp çağırmakla korkunu yenemezsin. Seni delik deşik edeceğim Zal. Ben işini bu ormandaki en yüksek ağaca asacağım. Belki de senin sıran gelmiştir Polat. Senin sıran. Dağılın. Peşinden gidin. Bulun onu bana. Kımıldama Zal. Ortalık çok sessiz Polat. Adamların azalmış olmalı. Sen öyle san Zal. Sıra sana geldi Polat. Seni bulmaya geliyorum. Kımıldama. Sakın bir delilik yapma Zal. Sesini çıkarma. Yavaşça dön bana. Kerem, sus Zal, sakin ol. Sen yaşıyorsun Kerem. Kerem, burada ne işin var? Anlatmaya zaman yok. Hepsi bir tuzak. Hemen git buradan. Kandakiler tehlikede. Onlara yetişmeye bak. Zal! Zal! Hangi cehennemdesin Zal? Kerem! Kerem cevap ver! Kerem, öldün mü be adam, cevap ver! Benimle gel. Gelemem. Neden? Git buradan. Kerem! Neredesin? Yine görüşeceğiz. O gece seni vuran kimdi Kerem? Arkamdan ne söylendiyse gerçek olur. Yani bacımın dedikleri doğru mu? Üstüne vardığın için seni aslı mı bıçakladı? Hemen git yoksa seni vururum. Zal! Hani beni yakalayacaktın Zal? Yalancı herif! Buradayım işte! Ne bekliyorsun? Gelsene! Soruma cevap vereceksin Kerem. Eninde sonunda vereceksin. Zal! Zal senin için yürekli demişlerdi. Hepsi palavraymış Zal! Kerem! Öldürmüşsün yüksüz Kerem! Lanet olsun! Nerede o? Kaçtı. Önemli değil, sinirmiş. Ne tarafa gittiğini gördün mü? Aşağıdan. Onu kaçırdık. Hayır. Hayır, kaçamayacağım. Hadi çabuk atlara. Acele edersek yetişiriz. Yaram acıyor. Bu halde peşinden gidemem. Allah kahretsin. Sen iyi olur. Kovuldun mu? İnsanların sinirini bozuyorsun. Benim suçum yok. Ozal denen herif durduk yerde üstüme saldırdı. Gözlerinle gördüm. Haklısın. Sen bir şey yapmadın Eci. Sen zaten insanlar için hiçbir zaman hiçbir şey yapmazsın. Çok güzel. Demek onlardan yanasın. Kimse için parmağını oynatmazsın. O kadar sorumsuzsun ki onların acısını bile umursamazsın. Bir zamanlar beni sevmiştin. Güle güle Eci. Gece uyumadın değil mi? Hı hı. Ben de.
Zal vaktinde yetişecek mi dersin? Bilmiyorum. Bu sabah elçiyi görmedim. Gitti. Bir şey söylemeyecek misin? Hayır. Kajal, kimsin sen? Ben senin ruhunum Kajal. Hayır, benim ruhum olamazsın. Ben daha ölmedim. Seni almaya geldim. Olmaz. Boşuna direnme. Ölmek o kadar da kötü değil. Üstüme gelme. Benim geldiğim yerde bütün ruhlar birbirine kavuşur. Acıları sona erer. Hayır, istemiyorum. Bütün hasretler sona erer. Zal gelmeden olmaz. Büyük ve sonsuz buluşma gerçekleşir. Olmaz dedim. Hem Zal beni kurtaracak. Benden kaçamazsın Kajal. Nerede olursan ol seni bulurum. Ne yaparsan yap sonunda hep ölüm kazanır. Hayır. Hayır. Zal. 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 Polat'ın adamları. Ana gidiyorlar. Zaten sen insanlar için hiçbir zaman hiçbir şey yapmazsın elçi. Kimse için parmağını oynatmazsın. Kajal iyileşecek Kemal. Ben inanıyorum. Ne olur sen de inan. İnanmayı benden çok kimse isteyemez. Niye en çok sen? Kaybetmenin ne demek olduğunu benden iyi kimse bilemez de ondan. Neden Kemal? Sen çok mu kaybettin? Kemal! Kemal! Hey Roza! Mıstık! Derdi ne bunun sabah sabah? Ne bileyim ben? Atlar! Atlı adamlar geliyor. Nerede? Ne? Bu tarafa yaklaşıyorlar. Kim onlar? Bilmiyorum. Kaç kişiler? Saymadım ama kalabalıklar. Bu geliş hayra alamet değil. Belki de Polat'ın adamları. Dertleri ne? Bizden ne istiyorlar? İçeri, çabuk içeri. Sesler kesildi. Görünmüyorlar. Demek niyetleri sahiden kötü. Kabak gibi üstümüze gelip telef olmak istemiyorlar. Bırakacağım bu mesleği. Yemin ediyorum bırakacağım. Hancılık mı yapıyorum, sınırda bekçilik mi belli değil. Bela üstüne bela. Pencerelerden uzak durun. Aman Allah. Lanet olsun. Cemo dün gece sabaha kadar uyumadı. Beni de uyutmadı. Tavanda ayak sesleri, tam tepemde. Bütün gece gitti geldi. Onu rahat bırakın. Kimsenin bir şey yaptığı yok Mızrak Ağa. Yeter ki o rahat dursun. Ağam! Mızrak Ağam! Destur Kahya, bu ne telaş? Az önce haber geldi. Polat'ın adamları Beyton'un hanına saldırmış. Kan gövdeye götürüyormuş. Polat. Buna da cesaret etti ha. Tez adamları hazırla. Atımı getir. Hepsi hazır ağam. Hemen gidiyoruz. Mızrak Ağa. Baba. Yapma Mızrak Ağa. Belanın üstüne gitme. Küçük deyip başını ezmediğin yılan gün gelir ejderha kesilir. Ben o hatayı bir defa yaptım Kamer Hatun. Bir daha yapmam. Seninle geliyorum. Hayır. Saçmalama. Otur oturduğun yerde. Neden baba? Neden? Senin kadar ata binemez miyim? Senin kadar attığımı vuramaz mıyım? Annenin yanında kal. Cem o seninle gelmeye kalksaydı ona mani olmazdın ama. Bunu çok isterdim. Cemo'nun senin kadar yürekli olmasını çok isterdim. C-
Cem onun boşluğunu doldurmaya uğraşma kızım. Baban buna izin vermez. Kimsenin yerini doldurmaya çalıştığım yok ana. Nereye Cem o? Nereye istersem oraya. Benimle böyle konuşamazsın. Olur sevgili anneciğim. Ben de konuşmam. Kaldır ellerini, teslim ol. Zal geldi çocuklar, zal geldi. Biri daha geldi. İnanmayacaksınız ama elçi denen o sersem. Allah'ım. Allah'ım nedir bu çılgınlık? Nedir bu kin? Bu yok etme arzusunun sonu yok mu? Sen bize yardım et. Şurada yatan kulunun kalbindeki tertemiz sevginin yüzü suyu hürmetine bize yardım et. Yanan nefret ateşini söndür. Söndür ki sevgi çaresizliği yensin. Aydınlık karanlığın içinde boğulmasın. Seven kalpler sevmeye devam edebilsin. Koşun gitmek üzere. Benim de. Dışarıdakiler kötü durumda. Bir şeyler yapmalıyız baba. Söylenip durmayın. Elimden geleni yapıyorum. Hepimiz öleceğiz. Beyto! Mermi! Ölecek miyiz Zal? Ölecek miyiz? Beyto, yalnızca gözlerine bak. Ve korkma. Biliyorum Zal. Biliyorum. Kaçıyorlar işte. Kaçıyorlar. Başardık işte. Başardık. Zal. Mervan ağam. Hiç kendine gelmedi mi? Bir ara ismini sayıkladı. Aradığını bulabildin mi Zal? Gittiğim yerde sadece eşkıya vardı Mervan ağam. Eşkıya. Sana yardım edeyim. Sağ ol, ben hallederim. Çok acıyor mu? Biraz. Şansım varmış, kurşun delip geçti. Geçmiş olsun. Sağ ol elçi. Ayrıca ben... Önemli değil. Seni gördüğüme şaşırdım. Evet, doğrusu ben de şaşırdım. Neden döndün? Bir türlü gidemedim Roza. Senden uzaklaşamadım. Yolda söylediklerin aklıma geldi. Bir işe yaramak istedim. Hayatımda ilk defa. Dönmene sevindim. Ne dersin? İşe yaradın mı? Hem de çok. Ölmeyi ister misin? Hayır, hayır. Niye? Bence istemelisin. Başına geleceklerin yanında ölüm ne ki? Bir an, tek bir an. Şak! Gözlerin kapanacak. Acıyacaksın, bir de bakmışsın öbür taraftasın. Ne kolay değil mi? Senin durumunda bir namusun için ölümden iyisi can sağlığı. Ağam haklı. Bağışlayın. Bağışlayın ağam. Ben ettim, siz etmeyin. Yukarıda bir kadın yatıyor. Fazla zamanı kalmadı. Şimdi bana bütün bildiklerini anlat. Eğer yanlış bir şey söylersen, yemin ederim sana ölmek için yalvarırsın. Tamam. Tamam, konuşacağım. Başla. Her şeyi büyücü Şano ayarladı. O çiçekçiydi. Hana gelen ilaççıydı. Çiçek mi? Zehirliydi. Panzehiri kimde? Bilmiyorum. İyi düşün. Yeminle bilmiyorum ağam. Ama Şano. Olsa olsa Şano'dadır. Zehrin ilacını buralarda ondan başkası yapamaz. Alın bu adamı gözümün önünden, alın! Beceriksiz serseriler. Onca adam handaki üç kişiyle başa çıkamadı. Bugün şanssız günün Polat. Sen konuşma Şano. Adamlarına haksızlık etme. Kapa çeneni.
Siz o kadar yiğit Zal'la başa çıkabildiniz mi? Canavar gibi ormanda hepinizi tek tek yuttu. Polat Han'da neler oldu? Bana bir şey sorma sakın Cemo. Kabul et Polat. Eline yüzüne bulaştırdın. Üstüme varma, seni yaşatmam Şanu. İnan olsun yaşatmam. Bana kızma Polat. Ben üstüme düşeni yaptım. Avuçlarımın içine kusursuz bir plan bıraktım. Onu berbat eden sensin. Henüz bitmedi. Ozal denen herifi mutlaka elime geçireceğim. Gerekirse bütün dağlar, tekmil ovalar ayaklanıp üstüne gideceğim. Ama onu mutlaka geberteceğim. O kadar zahmete gerek yok Polat. Çıkar dilinin altındakini. Sana bir şans daha vereceğim. Ne şansı? Bu şişe. Nedir o? Kajalı hayata döndürecek olan vazgeç. Zal buna sahip olabilmek için her şeyini seve seve verir. Canını bile. Şano, Şano, sen bir şeytansın. Kajalı zehirledin ha. Kajalı zehirledin alçak! Cemo! Sakin ol Cemo. Daha tam iyileşmedin. Kendini zorlan. Kajal benim için ne demek, bunu biliyor musun Şano? Elbette biliyorum. Onu gökkuşağından geçirip sana sunan bendim. Unuttun mu? Sevdiğimi bile bile kajalı nasıl zehirlersin? İçin rahat etsin Cemo. Zal onun ölmesine asla izin vermez. Ölürse sen de ölürsün. Hatasız plan yapan insanlara dahi denir. Ben bir dahiyim. Tek sorunum yeterince anlaşılamamak. Bunu sakın aklından çıkarma. Ölüme çare ancak senin ölümündür Zal. Beni çok bekledin. Seninle geliyorum Zal. Olmaz, yalnız gidiyorum. Buna izin vermem. Yaralısın. Bu halde benimle gelemezsin. Saçmalama. Ben koşmayacağım. At koşacak. Ben atın üstünde olacağım. Zal. Mızraka. Geç haberim oldu. Neler olduğunu dışarıda gözlerimle gördüm. Adamların bizler için can verdi. Kan akıttı. Onlara ve sana borcum büyüktür. Çukurova karşımda diz çöker. Toroslar önümde boyun eğer. Ama sana baktıkça beyliğimden utanırım Zal. Çünkü beyliğimin şanı bir cana şifa bulamamıştır. Senin suçun değil Mızaka. Hüküm sürdüğüm topraklar sana borçludur. O yüzden beylik onurum utançlar içinde. Gitmek zorundayım ağam. Neyin peşinden gittiğini adamlarım anlattı. Baba. Geçmiş olsun Zal. Sağ ol Gökçe kız. Adamlarımı yanına al. Kalabalık işime gelmez. Burada kalmanız tehlikeli. Kaşalı alıp gidelim Mervan Ağa'yla. Sonra siz de gelirsiniz. Cüretimi bağışla Mızaka. Ancak... Cemo'yu düşünme. Oğlunu bir daha vurman gerekirse bunu yapar mısın Mızaka? Pekala. Adamlarım burayı korumaya devam edecek. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet. Ben de geliyorum Zal. Bu zararın için Beyto. Sağ ol ağam. Burada kalmak istiyorum. Burada mı? Kajal'ın yanında. Zal dönene kadar. Doğru olmaz. Bunun nesi yanlış? Hem Zal'a ben de borçluyum, hatırlasana. Polat'ın adamları az önce buradaydı. Artık gelemezler. Her taraf adamlarınla kaynıyor. Üstelik kader seni bulacaksa nerede olduğunu fark eder mi? Türkiye'nin ilk Tivibo uyumlu yeni nesil uydu alıcısı çıktı. Next Pandora ile uydu yayını ve Tivibo keyfi bir arada. Tivibo'nun tekrar izle özelliğiyle kaçırdığınız pek çok dizi ve programı kaydetmeye gerek kalmadan istediğiniz zaman izleyin. Seç izle özelliğiyle de yılda 1000 film hediye. Tivibo'su içinde Next Pandora ayda sadece 19.90 liraya. Ayrıntılı bilgi 444-0375 ve tivibo.com.tr'de. Mavi Fırsat'la her eve Tele Dünya ve Uydunet. TürkSat hayatınıza biraz daha renk katabilmek için Tele Dünya temel paket ve 10 megabit eko sınırsız interneti 61,5 TL yerine ayda sadece 44 TL'ye sunuyor. Kablo TV kurulum 43 TL yerine bedava. Tele Dünya aktivasyon 35 TL yerine bedava. Uydunet aktivasyon 35 TL yerine bedava. HD kutu 24 ay boyunca ayda sadece 3 TL. Kablosuz modem 24 ay boyunca ayda sadece 3 TL. Tele Dünya üst paket 24 ay boyunca ayda sadece 3 TL. TürkSat'la renklendir hayatını. Renklendir hayatını.
Ağam vazgeç. Bırak yalnız gideyim. Merak etme, sana ayak bağı olmam. Zal. Sana teşekkür etme fırsatım olmadı elçi. Mesele o değil Zal. Geçen gece salaklık ettim. O konu kapandı. İzin ver sizinle geleyim. Bunu neden yapacaksın? Hayatımda ilk defa başkaları için bir şey yaptım. Ve kendimi iyi hissettim. Yine yapmak istiyorum. Acelemiz var Zal, çabuk ol. Ben silah tamircisiyim. Kasabada girip çıkmadığım ev yok. Her yeri avcumun içi gibi bilirim. Size yardımım olur. Kaybedecek vaktimiz yok Zal. Sağ ol elçi, biz hallederiz. Bir şeyler yapmak istiyorsan buralara göz kulak ol. Bak elçi. Nankörlük etmek istemem ama yaptığın ilikle kalsan senin için iyi olur. Fazlasını bünyem kaldırmayabilir. Mızrak Ağa'nın kızıyım. Adım Gökçe kız. Hoş geldin kızım. Şano! Burada yok, kaçmış. Peşinde olduğumuzu biliyor. Aradığımız burada olabilir mi? Şano'yu bulursak aradığımızı da buluruz. Çıkalım. Zilan yurdunun erkekleri hep böyle midir Mervan Ağa? Yaşlılığıma ver kızım, sorunu anlayamadım. Yani hepsi Zal gibi sevdikleri kadın için dünyayı ayağa kaldırır mı? Marifet Zilan yurdunda değil ki. Ya nerede? Asıl yurt kalbindeki aşktır. O aşk kimin kalbine düşerse yurt orasıdır. Kajal, Zal'ın gerçek yurdu o, öyle değil mi? Bir gün sen de yurdunu bulacaksın Gökçe kız. Sen de. Selam İlhan. Zal. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Zal, sevinmez olur muyum? Yalan söylüyor, bence sevinmedim. Ne dersin ilaççı? Ağam doğru mu söylüyor? Hayır, bak Zal, ben gitmek zorundayım. Acelem mi var? Evet, acelem var. Bana siyah sakkumları sormayacak mısın? Kurşun yarasına iyi gelen bir merhemin var mı ilaççım? Yo ağlar, bakın benim hiçbir suçum yok. Mesela iki kaşının ortasına bir delik açsam bunu iyileştirebilir misin? Hiç şüphen olmasın, mutlaka iyileştirir. Bilemiyorum ağam. Senin kadar emin değilim. Emin olmanın bir yolu var mı? Haklısın. En iyisi bir deneyelim. Yalvarırım yapmayın. Elinizi ayağınızı öpeyim. Konuş yoksa gebertirim. Her şeyi büyücü Şano ayarladı. Şano köpeği nerede? Polat'ın yanında. Onun evinde saklanıyor. Bana kalırsa gene yalan söylüyor. Öldürelim. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Şano kurtulduğunuzu haber alır almaz Polat'ın evine sığındı. Kajal'ı iyileştirecek panzehir onda. Ne dersin? Tamam, belki doğru söylüyor ama arkamızdan ne dolap çevireceği belli olmaz. Öldürüp işimizi sağlama alalım. Hayır yapmayın. Bakın yalvarıyorum, ne olur yapmayın. Merhamet. Merhamet edin bana. Benim daha iyi bir fikrim var. Bugün neredeydin? Cemo. Cemo, sana bir soru sordum. Kajal ölecek baba. Zal onu yaşatmak için uğraşıyor. İlaç Polat'ta. Şano ilacı Polat'a verdi. Ya sen? Sen ne halt ettin? Ben mi? Evet sen. O dibinden ayrılmadığın Şano. Ölüm taciri kesilip ortalığa zehir saçarken sen ne yaptın? Bir şey yapamazdım. Aşk ne zamandır ihanete yoldaş olur Cemo? Bunu hiç sordun mu kendine? Yok, ihanet etmedim. Polat intikam için Zal'ın peşinde. İlaca karşılık Zal. Hayata karşılık hayat. Benim tanıdığım Zal, Kajal uğruna hayatını zerrece düşünmez. Bir çırpıda feda eder. Ben kimseye ihanet etmedim. Ben kimseye ihanet etmedim. İşte bu yüzden de Zal, tertemiz bir aşkı senden çok daha fazla hak eder. Hatta benden de. Cemo! Cemo! Kahya! Kahya! Cemo nerede? Götürdüler. Yine mi? Sesler buraya kadar geliyor. Ya içimizde kopan fırtına? Bir çığ gibi köpük köpük üstümüze inen o fırtına. Bunu benden iyi kimse bilemez. Ben yıllardır bir fırtınaya kadınlık ederim. Sesler. Pişmanlığın sesleri. Her tokmak bir aldanışın üstüne iner. Her vuruş kalbin yeniden atmaya başlamasıdır. İnsan bunları dinlerken delirebilir. Günahkar bir ruhun çığlığını ancak o sesler dindirebilir Kamer Hatun. Ancak o sesler.
Tuhaf bir yara. Kurşun sıyırıp geçti. Şans işte. Sıyırmasan sıyırmış ama yine de tuhaf. Yaradan anlar mısın? Bu evde yaşayanların başından bela eksik olmaz. Ben çok yara sardım. Diyeceğim o ki... Yine tuhaf diyeceksen vazgeç. Daha önce söyledim. Barut yanıyor, olduğu gibi teninde duruyor. Evet. Çünkü zal yakından ateş etti. Ne kadar yakından? En fazla 3-5 adım. Zal gibi biri. Yani gerçekten anlatıldığı gibiyse o mesafeden nasıl ıskalar? Iskalamadı zaten, vurdu. Onun açtığı yarayı temizliyorsun. Yara temizlediğim doğru da bu zalın açtığı yaramı orasını bilemem. Sen ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi anladım. İmalı laflardan hoşlanmam. Hiçbir arada bu kadar barut izi olmaz. Değil 3-5 adım, 3-5 santimden bile ateş edilse olmaz. Sakın zal silahı koluna dayayıp öyle ateş etmiş olmasın. Saçmalama. Niye öyle bir şey yapsın ki? Doğru, niye yapsın? Ama yapmış işte. Asıl saçmalık burada. Tabii eğer seni vuran gerçekten oysa. Ya da dur bakayım. Belki de seni vuran o değil de. Ne dersin Kerem? Sen aklını oynatmışsın. Orada seni vuracak başka biri var mıydı Kerem? Hayır. Zal orada yalnızdı. O zaman geriye bir tek ihtimal kalıyor. Neymiş o? O ihtimal sensin Kerem. Kendini sen vurdun. Bilerek ve isteyerek. Koluna silahı dayadın ve bastın dediği. Kaç bakalım Kerem. Benden nereye kadar kaçabileceksen. Öyle bakma. Soracağım bir şey varsa sor. Sorsam söyler misin? Bir dene. Her zaman bu kadar cömert olmam. Bugün az kalsın... Başladığın lafı bitir. Ölecek misin? Bu doğru mu? Bütün merak ettiğim bu mu? Ne zaman, nerede öleceğim? Ölüm merak edilmez. Ondan sadece korkulur. Sahi ölsem ne hissedersin? Eşkıya Polat ölünce ne olur? Bilmiyorum. Ama sana 3 çocuk doğurdum. Başka? Oğlan olmadıkları için yüzlerine bile bakmadığın 3 çocuk. Hepsi bu mu? Senden sadece onları hatırlarım. Sahi dünyadan bir eşkıya eksildi diye düşünmez misin? Keşke başka şeyler de hatırlayabilsem. Evet, belki de düşünmezsin. Hem zaten dünyada eşkıyadan bol ne var? Bir eksik bir fazla ne fark eder? Tabii en iyisi benim, o başka mesele. Hayırdır ilaççı? Selam ağalar. Bu defa niye geldin? Polat Bey'imizin istediği kudret otlarından getirdim. İzin verin de adamlarım içeri alsın. Akşam akşam iş çıkardım be ilaççı. Bir otumuz eksikti. Polat Bey bu otların hepsini yerse artık kudretinden geçirmez. Tamam, çuvalları şu kenara bırakın. Mutfaktakiler gelip alır. Hey, ne oluyor? Sesini çıkarma. Silahlarınızı atın. Siz kimsiniz? Zal. Sesini çıkartan ölür. Diğer adamlar nerede? Arkadalar. Polat ne tarafta? Konuşsana, gebermek mi istiyorsun? Şano hala burada mı? Burada. İçeride sizden başka gözcü var mı? 2 kişi daha. Yerlerini söyle. Sargısı gevşemiştir. Böyle devam edemezsin. Geri dönmek devam etmekten daha zor. Ama aha. Düşünmen gereken ben değilim. Ben idare ederim, tamam mı? Tamam, şu taraftan. Kolun nasıl oldu Kerem? Fena değil ağa. Kardeşim yaranı sardı mı? Sardı. İyi. Bizim evin hemşiresi Dicle'dir. Elinden her iş gelir. Dicle için ne düşünüyorsun Kerem? Ne düşünebilirim ki ağam? Senin kardeşin, benim de bacım yerinde. Dicle'nin erkek kardeşe ihtiyacı yok Kerem. Bir erkeğe ihtiyacı var. Kocası olacak bir erkeğe. Güvenilir, mert, şöyle adam gibi biri. Polat! 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 Evet Şano? Zal hala görünmedi. Eğer o panzehir 2 saate kadar verilmezse Kajal ölecek.
Bu seni çok mu üzer Şano? Bütün hesapları alt üst eder. Zal'ı ortadan kaldırırsan Yavuz bir düşmandan kurtulursun. Ama eğer Kajal ölürse iki düşmanın olur. Eskisinden çok daha beter bir Zal. Ya öbürü? Tabii ki Cem. Manyak mısınız lan? Burada yatılır mı Hüso? Mecit uyanın, bey görürse canınızı okur. Hey hey, davranın! Davranın, evde birileri var! Kalkın millet, toplanın, nöbetçiler bayılmış! Zal, sonunda geldi. Allah kahretsin, bizi erken fark ettiler. Bayılttığımız nöbetçileri bulmuş olmalılar. Zaten gelenler var. Kimin onlar? Bize lazım olan adamlar. Gözünüzü dört açın. Merdiven başlarını tutun. Kellesini istiyorum o herifin. Aşağılık herif. Evin içinde. Tamam, tamam Palat. Boşuna uğraşıyorsunuz abi. Bırak silahını. Benim silahım hiçbir şeyi değiştirmez. Hatta seninki de. Üzerinde çevrili onlarca silahta yüzlerce mermi var. Hepsinden kurtulmana imkan yok. Doğru kullanırsan tek mermi de işini görür. Oyun bitti Zal. Yolun sonuna gel. Yolun sonunda yalnız değilim Polat. Damlanın ucunda sen varsın. Tek atışta işini görür. Seni anında delik deşik yaparlar. Yüzlerce kurşunu aynı anda yesem de parmağımda tetiği çekecek kadar güç kalır. Sen saçmalıyorsun. Kurşun ölümden hızlıdır Polat. Önce seni vururum, sonra ölmek için ikimizin de bol bol vakti olur. Demek hala yaşıyorsun. Bu çok kötü Kerem, hem de çok. Ne derler bilirsin Kemal. Daha kavuşmaz. Ama insan ölüme... Ölüm sana yakışmıştı Kerem. O ilacı istiyorum Polat. Bunu mu? Evet, onu. Her şeyin bir bedeli vardır Zal. Ödemeye hazırım. Seni istiyorum Zal. Yalnız seni. Sen şişeyi ver, ben de silah. Silahı bırak. Önce ilaç. Sana nasıl güveneceğim? İlacı ağam alacak. O uzaklaştıktan sonra ben seninim Polat. Olmaz Zal, saçmalama. Buradan ikimiz çıkacağız. Ağan çok açgözlü Zal. Onu dinleme Zal. Sence ona güvenebilir miyiz Kerem? Sana sordum Kerem. Zal'a güvenir misin? Hani şu hiç tanımadığını söylediğin adama. Evet, güvenirim. Git buradan ağa. Onu Kajal'a yetiştir. Ne yaparsan yap ama Kajal'a yetiştir. Peki Zal. Kılına dokunan olursa bağır. Bağır ki ben tetiğe basayım. Kimse ona dokunmayacak. Ben bile. Herkes beni duydu mu? Ona kimse dokunmayacak. Kerem ne yapıyor? Galiba biliyorum. Onları tanıyor gibi. Bir de ben Kerem'i tanıyabilsem. Zal. Kısmetse görüşürüz Zal. Evet. Evet, görüşürüz. Acele et. Bunu merak etme. Kajal'ı yetiştirmeden ölmek bana haramdır. Biliyorum ağam. Şimdi sırada ne var Kerem? Sırada hangi ihanetin var söylesene. Zal'ı vurma. Hadi durma. Onu parçalamaya hazırlanan sürüye sen de katıl. Bence bu iş tam sana göre. Rahatlamış görünüyorsun. Sen bunu anlayamazsın. Başıma çok dert açtın Zal. Dertlerim bitti, artık elindeyim. İçimde garip bir duygu var Zal. Seni öldürmek bana yeterince zevk vermeyecek. Yanlış anlama, öldürmesini öldüreceğim, orası kesin. Ama ne bileyim, sanki bir şeyler eksik. Benden yardım mı istiyorsun? Yo, hayır. Sen anca işimi zorlaştırırsın. Eksiğin ne olduğunu kendim bilmem. Kötülükten çok mu zevk alıyorsun? Sen kötülükten ne anlarsın? Tek sebep kardeşini öldürmem mi? Önemli bir sebep. Bu yeterli değil. Buna sen karar veremezsin. Ama hissederim. Neyi hissedersin? Hayatımda çok kötü insan tanıdım Polat. Hiçbirine benzemiyorsun. Sen sebebi olmayan kötülerdensin. Kötü olmak için kötü. Çok konuşuyorsun. Böyle birinin içinde sevgiye yer yoktur. Ölen kardeşi için bile yüreğinde sevgi taşımaz. Sus Zal. Sen kardeşinin ölümünü kullanıyorsun Polat. Belki de öldüğü için seviniyorsun.
Sana sus dedim. Kötülüklerine kılıf olduğu için. Sus aşağılık herif! Sus! 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 Ellerimi bağlayabilirsin Polat. Canımı da alabilirsin. Ama beni ele geçiremezsin. Geçirdim bile. Ele geçirmen için önce korkutman gerek. Senden korkmuyorum. Seni ele geçireceğim. Önce ele geçirip ondan sonra öldüreceğim Zal. Seni öldüreceğim Zal! İlaç etkisini çabuk gösterir mi? Bekleyip göreceğiz. Kajal kurtulduğunda ona ne diyeceğiz Mervan ağam? Gözlerini açınca ilk işi Zal'ı sormak olacak. Ona ne diyeceğiz? Ayağını çok zorlamışsın Kemo. Yaran mikrop kapmazsa iyidir. Zal'ı orada bıraktım. Hiçbir şey yapamadım. Ben gittim o arkamdan baktı. Sessizce vedalaşır gibi baktı. Hatta gülümsedi. İnanması zor ama mutluydu. Umudunu kaybetme Kemo. Elçi yola çıkalı epey oldu. Elçinin atı şimşek gibi gider. Rüzgar bile ona yetişemez. Belki de şimdi Mızrak Ağa'nın yanındadır. Mızrak Ağa mutlaka bir şeyler yapar Kemo. Kızını kurtaran Zal'ı eşkıya Polat'ın ellerine terk etmez. Ya geç kalırsa Beydo? Ya Mızrak Ağa vaktinde yetişemezse? Bana yalan söyledin. Sen en güvendiğim adam. Yalan söyledin bana. Evet söyledim. Neden Kerem? Neden? Sana her şeyi verdim. Ölümden kurtardım. Evimi aldım. Sağ kolum kadar yakındın bana. Sana borcum büyüktür Polat Ağa. İnkar etmek alçaklık olur. Fakat beni kurtardığın gün... Ne olmuş o güne? O benim ikinci ölümümdü. İkinci ölüm mü? Ne demek bu? Açık konuş. Ben daha önce de ölmüştüm. Bıraksalar ölmüştüm. Yaram ağırdı. Sen de kimsin? Bırak soru sormayı. Ortalık durulana kadar nefes bile almak yok. Allah razı olsun. Seni tanıyorum. Yaranın durumu ne? Mahmut ağa kaçtı. Bu yara adam öldürmez. Hayatımı kurtardın ağam. Ben senin ağan değilim. Atını niye yolladın? O at posta güvercini gibidir. Başımıza bir hal gelirse bulunmamız kolay olur. Ama o gün orada Zal vardı. Ölmeme izin vermedi. Zal'a borcunu ödedin. Pişmanım. Ölmediğim için çok pişmanım Polat ağa. Sen ne saçmalıyorsun be adam? Can borcu ağırdır. Ödemekle bitmez. Yüreğinde bir prangadır. Çıkartıp atamazsın. Sen aklını oynatmışsın. Ben iki insana can borçluyum. Birbirini öldürmek için ant içmiş iki insana. Bundan daha kötüsü ne olabilir ki Polat ağa? Ya Zal'ın abisi olacak o adam? Ona hiç de borçluymuş gibi davranmıyordun. Cemo, oğlum. Oğlum seninle ne yapacağım? Bu isyanla nasıl başa çıkacağım? Bu hoyrat ve asi ömür nereye koşar? Gönül bağımız neden kurumuş Cemo? Ebabil kuşları niye hep uzağımızdan geçer? Ağam, Mızrak ağam, Mızrak ağam. Ne var Kahya? Yine ne oldu? Bu adam Beyton'un hanından gelir. Sana söyleyecekleri var ağam. Konuş bakalım. Zal zehrin ilacını bulup Kajal'ı ulaştırdı ağam. Ancak kendisi Polat'ın elinde esir kaldı. Polat Zal'ı öldürecek. Belki de... Yeter! Kes! Hayatında hiç kadın oldu mu Kerem? Ya çocuk? Benim oldu. 10 yaşlarında kara kuru bir oğlan. Adı Polat. Yani ben... adımdan nefret ederim. Babam bana kendi adını vermiş. Babam kavgacıydı. Ayyaş ve çapkın. Anam küçük kardeşlerimi alıp kaçtı. Sonra dünya güzeli o kız çıkıp geldi eve. Babam ona deli gibi aşık. İçer misin? Bence içmelisin. Hafızanı tazeler. Sana yapılan kötülükleri unutmazsın. Hayatta kalmanın tek yolu hiçbir kötülüğü unutmamaktır. Hey Zal! Orada rahat mısın?
sesi çıkmıyor. Şuna bir bak. Çok da ıslasın. Ne yapıyor seninki? Kurbanlık koyun gibi bekliyor. Bu adamı da fazla şişirmişler. Tabancanda tek mermi kalsa Kerem, ne yaparsın? Kimi kurtarırsın? Oğlunu mu? Yoksa sonradan deliler gibi sevdiğin o kadını mı? Biliyor musun? Babam o gün hiç tereddüt etmedi. Üçümüz bir yerlere gidiyorduk. Karşımıza eşkıya çıktı. Babam adamlarla çatıştı. Bacağından vuruldu. Yerde yatıyor. Küfürler savuruyor. Tabancasında tek mermi kalmış. Kadınla ben kaçıyoruz. Peşimizde iki haydut. Yakalanmak üzereyim. Baba, baba kurtar beni diye bağırıyorum. Babam ateş edip adamlardan birini vuruyor. Kadının peşindeki adamı. Açılmaya başladı. Rengi düzeldi, kendine geliyor. Görüyorum. Birazdan gözlerini de açar. Açar ve yanında Zal'ı arar. İşte ben hep o anı düşünüyorum Gökçe kız. Öbür haydut beni kaptığı gibi kaçmaya başladı. Korkudan bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir eşkıya inindeydim. 5 yıl sonra ilk defa birini öldürdüm. Ve babamı hatırladım. Vurduğum heriften çıkardığım mermiyi bir sırma geçirip boynuma astım. Ve mermiye bir isim taktım. Polat. Bilmiyordum ağa. Bülent tek insansın. Ya Dicle? Ölen kardeşin Uruz? Yıllar sonra onları yanıma aldım. Bilmeleri gerekmiyordu. Uruz tıpkı babamın kopyasıydı. Onu hiç sevmedim. Bunları niye bana anlattın ağam? Ne kadar şanslı olduğunu anlaman için. Şans mı? Evet şans. Sen 2 defa ölümden döndün. Halbuki ben... Ben 1 sefer öldüm Kerem. Üstelik beni hiç kimse kurtarmadı. Şimdi beni yalnız bırak. Sesi neydi? İçeriden geldi. Yürü bakalım.
Allah belanı versin Zal! Polat Ağa. Zal kaçtı. Kaçtı mı? Ama hala evin içinde. Onu geberteceğim. İlk gördüğüm yerde geberteceğim o iti. Kerem. Buyur ağa. Silahını ver. Silahı mı? Anlamadım. Silahını alıp bir yere kapatın şunu. Başına da bir nöbetçi dikin. Neden Polat Ağa? Neden? Kusura bakma Kerem. Zal'ı öldürmeye giderken seni yanımda götüremem. Kımıldama Zal. Mızrak ağa. Mızrak ağa. Bu ne cüret Mızrak ağa? Burada ne işin var? Evimde senin ne işin var? Ya sen Polat? Asıl sen cevap ver bana. Senin gibi bir adamın bu dünyada ne işi var? Söyle ne işi var?